Evet arkadaşlar, bir yeni videoya daha hoş geldiniz. Bugün farklı bir ürünle sizlerleyim. Motosikletimize farklı bir ürünün montajını yapacağız ve bu ürünü sizlere tanıtacağım. Ürünümüzde Kaneye Master markasının motosiklet alarm seti. Ben de henüz montajını yapmadım. Yani ürün tamamen kutunun içinde duruyor. Bugün bu ürünün montajını yapacağız motosikletimize. Takım çantasını da getirdim. Motosikleti sökeceğiz birlikte. Aküye, sinyallere bağlantılarını yapacağız. Ben daha önceden farklı markaların alarmlarını taktığım için biraz deneyimliyim bu konuda. Ama sizin herhangi bir deneyiminiz yoksa bu konu için bir ustadan yardım almanızı öneririm. Kısaca bu alarmdan bahsetmek gerekirse, örneğin markete gidiyorsunuz, motorunuzu bir yere bıraktınız, alarmı çalıştırdığınızda gelip birisi motorunuza dokunduğunda veya oynadığında herhangi bir darbe anında hemen alarm ötmeye başlıyor. Kutu içerisinden çıkan 12 desibellik hoparlör sayesinde de bayağı yüksek sesi çıkıyor alarmın, bunu da söylemekte fayda var. Ayrıca uzaktan çalıştırabiliyorsunuz motosikletinizi, eğer kontağa bağlarsanız uzaktan da motosikletinizi çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca alarm ötmeye başlayınca sinyallerimiz de yanıp sönecek, bunların hepsini zaten az sonra göreceğiz. Öncelikle bakalım kutu içerisinde neler çıkıyor. Ufak küçük avuç içi kadar bir kutuyla geliyor. Avuç içinden biraz daha büyük bir kutuyla geliyor. Bakalım şimdi kutu içerisinden neler çıkıyor. Sonra montajını nasıl yapacağız? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi geçelim kutu içeriğine. Evet arkadaşlar, kutu içerisinde neler çıkıyor onları göstereyim. Bir tane buzzer çıkıyor. 120 desibellik bir buzzer'ımız çıkıyor. Hoparlörümüz çıkıyor. Yani alarm sesi bundan çıkacak. Bunlar hepsi modüler olarak takılabiliyor. Beyne takacağız bunları. Bunu kenara koydum. Şöyle kablolarımız çıkıyor. Bu kablolara sigorta da koymuşlar. Herhangi bir olumsuz durumda bu sigorta atacaktır. Motosikletimizin elektronik aksamına da bir zarar vermeyecektir. Bu da çok güzel düşünülmüş. Çok güzel olmuş yani. Benim daha önceki kullandığım alarmda mesela bir sigorta yoktu. Kabloları da güzel şekilde makaronla da sarmışlar. Bu kablolardan bahsedeceğim. Şimdi kablolara geçmeden önce alarmımızın anahtarlarına bakalım. İki tane anahtar geliyor. Birini yedek olarak göndermişler. Alarmı kitlemeye açmaya yarayan bir tuş var. Alarm çaldırarak örneğin otoparkta motosikletinizi bıraktınız bir yere. Nerede olduğunu bulamıyorsunuz. Bu tuşa basarak alarmı çaldırarak motosikletinizi bulabilirsiniz. Ayrıca da uzaktan çalıştırma var. Şundan da bahsedeyim. Ben motosikletime şu anda uzaktan çalıştırmayı bağlamayacağım. Aktif etmeyeceğim bunu. Çünkü çok fazla uzaktan çalıştırmayı sağlıklı bulmuyorum. O yüzden onun kablolarını, uzaktan çalıştırmanın kablolarını bağlamayacağım. Yani motosikletin uzaktan çalışması, örneğin anahtar cebimizde, yanlışlıkla bu tuşa tıklayabiliriz, çalışabilir vesaire. Olumsuz durumlar olabilir. O yüzden uzaktan çalıştırmayı bağlamanızı, aktif etmenizi önermem. Ana ünite de bu şekilde. Bu da beyin aslında. Ben buna beyin diyorum. Buralara kabloları, hoparlörü vesaire takacağız. Arkasında bir çift taraflı bant var. Motosikletimizin içine de basit bir şekilde sabitleyebiliriz bunu. Şimdi öncelikle buzzer'ımızı takmak için şurada yuvası var. O yuvayı şuraya geçirerek takıyorum. Buzzer'ı bu şekilde taktım. Direkt beynime taktım şu anda buzzer'ı. Şöyle güç kablolarımız var. Yine onu da aynı şekilde çentikli taraf düzgün olacak şekilde yerleştiriyorum. İki tarafı da takmış oldum. Şimdi bu kablolardan bahsettim. Şöyle bir sigorta var dedik. Bu sigortadan gelen kırmızı kablo akümüzün artı kutbuna gidecek. Bir de siyah kablomuz var zaten. O da eksi kutbuna gidecek. Siyah ve kırmızıyı taktığımda alarm çalışmaya başlayacak. Ben bir de motosikletimin sinyalleri yanıp sönsün istiyorum. Bunun için de şurada iki tane sarı kablom var. Bu sarı kabloları da sinyallere bağlayacağım. Bunların nasıl bağlandığını göstereceğim. Geriye kalan 4 kabloyu kullanmayacağım. Bunları o yüzden şöyle şuraya sarabilirim. Kutu içerisine baktığımızda bu motosikletin Guard alarm sistemiyle korunduğunu belli eden bir sticker var. Yine bir kullanım kılavuzu var. Bunu her Türk gibi okumadım ben. Ürünün montaj şeması, garanti belgesi, kullanım kılavuzu da burada. Kaneye Master'ın Guard motosiklet alarm sistemi de 2 yıllık Kaneye Elektronik güvencesiyle, garantisiyle bize geliyor. Şimdi motosikletimizin selesini söküyoruz. Şu yüzden söküyorum seleyi. Ben direkt kontağa bağlamayacağım. Direkt gücü aküden alacağım. Artı eksi uçlarını aküye bağlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi aslında basit şekilde montajımızı yapmış olduk. Artı ucunu akünün artı başına bağladım. Eksi ucunu da eksi başına bağladım. Şimdi şunları yerleştirmek kaldı. Bunları uygun bir yere yerleştirmemiz gerekiyor motosikletimin içinde. Bunu nereye yerleştirdiğimi videoda göstermeyeceğim tabii ki. Buzzer'ı yerleştiriyorken dikkat etmemiz gereken bir konu var. Şöyle yerleştirmenizi önermiyorum. Çünkü içine su girdiğinde bir süre sonra bozulabilir. Aşağıya bakacak şekilde yerleştirirseniz buzzer'ı, örneğin şuraya şöyle bir yerleşim yaparsanız daha güzel olacaktır. Motosikleti yıkadığınızda bile içerisine su girmeyeceği için herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi alarmımız çalışıyor şu anda. Herhangi bir sorun yok. Ancak sinyalleri de bağlamamız gerekiyor. Sinyalleri bağlamak için de sarıları bağlayacaktık. Şimdi kablolarımızı yerleştirdik. Sinyallerimize bağlamak için de kablolarımızı, sinyal kablomuzu dışarı çıkartacağız. Şimdi sol sinyale bağladık. Sinyale bağlamak için bir tane kabloyu takıyoruz. Onu da
Şöyle, sinyal kablolarında genelde biri yeşil olur, diğeri daha farklı bir renk olur. Siyah ve sarı bende mesela. Yeşile bunu bağlamam gerekiyor. Sadece yeşile dokundurmam birini yeterli oluyor. Diğerinde de sağ sinyal içinde gri kabloya dokundurmam gerekiyor sadece. Evet arkadaşlar, montajımızı tamamladık. Nasıl tamamladık? Yine bir özet geçelim. Şöyle beyinden çıkan kablolardan siyah ve kırmızı kabloyu kullandım basitçe. Kırmızı kabloyu akümün artı başına götürdüm. Siyah kabloyu da eksi başına götürdüm. Sarı kabloları kullandım bir de. Sarı kabloları da yukarıda selemin altında bulunan sinyallerime bağladım. Sinyallerimi de nasıl bağladım? Şöyle benim motosikletim Dominar 250. Şöyle bir yeşil soket var. Bunda iki tane kablo var. Bir tane yeşil, bir tane de siyah sarı kablo var. İki tane kablo var yani. Bundan yeşil olan sarı, alarmdan gelen sarı kabloyu taktım. Bir tane de gri soketim var. Gri soketimde de gri kabloya, bu da sağ sinyal oluyor. Bunun da gri tarafına sarı kabloyu taktım. Şimdi burayı da kapatacağım. Şimdi arkadaşlar, motosikletimize alarmımızın montajını gerçekleştirdik. Kumandası da elimde. Alarmımı kilitleyeceğim. Alarmımı kilitledim. Herhangi birisi geldi, böyle motosikletle oynadı. Alarm öncelikle uyarıyor. Böyle kısa bir süre çalıyor. Evet, oynamaya devam ederseniz alarm ötmeye başlıyor. Durdurmak için de alarmın kumandasını kullanabiliyoruz. Bu kadar basit aslında. Hem montajı hem kullanımı bu kadar basit. Örneğin motosikletimi bıraktım, direksiyonumu kilitledim. Eve çıkıyorum 3 dakikalığına, markete gidiyorum 5 dakikalığına. Hemen alarmımı aktif ediyorum. Şu an motosikletim bir hareketi algılarsa veya bir hasar alırsa, örneğin buraya vuruyorum, hemen alarmım ötmeye başlıyor. Alarmımı bu şekilde de kapatabiliyorum. Şöyle bir senaryoda düşünelim. Örneğin otoparka motosikletinizi bıraktınız ama otoparkta nerede olduğunu bulamıyorsunuz. Uzaktan bu kumandayla alarm tuşuna basarak motosikletin yerini de bulabiliyorsunuz. Ayrıca alarmımız çalıyorken önde ve arkadaki sinyallerimiz de yanıp sönüyor. Dörtlü yanıp sönüyor aslında. Şimdi alarmımızı aktif etmek için kumandadan aktif ediyorum. Sinyallerim de yandı. Şimdi motosikletin yanına gideceğim. Yine motosikletim bir hareket algıladığında sinyaller de yanıp sönerek alarm ötmeye devam ediyor. Tekrar hareket algılamaya devam ederse alarm direkt ötmeye başlıyor. Alarm da bu şekilde uzun süre ötüyor. Öncelikle motosikletimiz hareket algıladığında kısa bir alarm çalıyor. Yani bana dokunma demek istiyor aslında. Ama dokunmaya devam ederseler veya hareket algılamaya devam ederse uzun süreli alarm çalmaya başlıyor. Uzun süreli alarm çalmaya başladığında sinyaller de zaten yanıp sönüyor. Özellikle gece alarm çalmaya başladığında bayağı dikkat çekici bir şekilde yanıp sönüyor da motosiklet yani. Kolay kolay gelip dokunmayacaktırlar, korkacaktırlar motosiklete dokunmaya. Çünkü bayağı cayır cayır bağırıyor alarmı. 120 desibellik bir buzzer çıkıyor kutu içerisinden de. Bu da bayağı yüksek bir ses veriyor. Yani dışarıya bayağı yankılı bir ses veriyor. Yine motosikletin nerede olduğunu bulabilmemiz için kumandadan da alarmı kendimiz de çaldırabiliyoruz. Veya motosikletimizi bıraktık, başına çocuklar falan birikti veya kediler birikti. Onları da biraz çekindirmek, korkutmak için hemen alarmı uzaktan çalıştırabilir, öttürebiliriz. Yani her şey bizim kontrolümüzde. İstersek uzaktan öttürebiliyoruz. Alarmı pasif yapabiliyoruz, aktif yapabiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Ben de motosikletime montajımı yaptım. Sizlere de anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ben tabii montajı daha güzel bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde yapacağım. Şu an size göstereceğim için. Basit bir şekilde taktım kabloları vesaire. Şunu da belirtmekte fayda var. Beynimizi, ana komutamızı, onu bir streç filmle sararsak veya bir plastik eldivenin içine, bir poşetin içine koyup öyle koyarsak motorun içine, su almasını daha da imkansız hale getirmiş oluruz. Zaten suya dayanıklı ürünler bunlar ama bu şekilde yaparsak daha sağlıklı olacaktır. Daha uzun süreler kullanacaktırız. Kumandası da gayet güzel, şık motosikletimizin anahtarına takarak kullanabiliriz. Son olarak da mesafe testini yapalım. Ne kadar da uzaktan alarmımız çekiyor, onu da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi motosikletimizden bayağı bir uzaklaştık. Buradan kumandasına basıyorum. Evet, şu an çalışıyor. Biraz daha yaklaştırayım. Sinyallerini görüyorsunuzdur. Ses size ne kadar geliyor bilmiyorum ama şu an hala çalışmaya devam ediyor. Biraz daha uzaklaşacağım. Şimdi bayağı bir uzaklaştık yine. Motosiklete bayağı bir zoom yapacağım. Şimdi kumandaya basıyorum. Şöyle. Evet, hala çalışıyor. Işıkları yanıyor zaten görebiliyorsanız. Şimdi arkadaşlar bayağı bir uzaklaştım. Şöyle kamerayla da zoom gireceğim. Motosikletim şurada. Daha da fazla zoom giremiyorum. Bayağı bir uzaklaştım. Evet, şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama üzerinde zaten ışık yanıp sönüyor. Belli oluyor. Basıyorum tuşa. Hala çalışıyor. Bu kadar mesafeden bile çalışmaya devam ediyor. Bu yönden de gayet başarılı. Mesafe testini de bence başarıyla geçti. Şu an bakın. Hatta alarmı çaldırayım. Bakın, yanıp sönüyor. Alarm çalıyor şu an. Ses size ne kadar geliyor bilmiyorum ama ben duyuyorum sesini de. Ses de buradan duyuluyor. Hatta şöyle yaka mikrofonumu çıkartayım.
Evet, şimdi arkadaşlar bence mesafe testini başarıyla geçti. Şöyle bir şey yapacağım. Yaka mikrofonumu çıkarttım. Şöyle uzak mesafeden alarmı çalıştıracağım. Biraz da yaklaşacağım. Sesi buradan ben bile duyuyorum yani uzun mesafeden. Rahat bir şekilde duyuyorsunuz. Şimdi yaklaşıyorum. Ses de bu şekilde çıkıyor. Alarmın ışıkları da yanıp sönüyor. Mikrofonumu çıkartarak açık havadan nasıl sesinin duyulduğunu da sizlere göstermek istedim. Şu anda bir caddenin yanındayım. Arka tarafımda bir cadde var. Motosikletten de biraz uzaklaştım. Alarmı çalıştıracağım. Ses bu şekilde duyuluyor. Ben çok rahat bir şekilde duyuyorum yani. Mesafe testini yapıyorken de en uzağa gittiğimde de sesi çok net bir şekilde duyuyordum. Evet arkadaşlar, Kane Master markasının motosiklet alarm sistemini kutusundan çıkarttık. Kutu içeriğine baktık. Motosikletimize montajını nasıl yapacağımızdan bahsettim. Sinyallere, aküye nasıl bağlıyoruz bunlardan bahsettim. Uygulamalı olarak motosikletimize nasıl bağlandığını gösterdim. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu alarm sistemi çok düşük bir güç tüketiyor. Yani akünüzü kolay kolay bitirmeyecektir. Akünüzü zayıflatmayacaktır. Hani ben bunu motosikletime taktım, bir hafta sonra aküm bitti gibi dertleriniz olmayacaktır. Bunu da söylemekte fayda var. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Aklınıza takılan sorular olursa da alt kısımdan, yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz.